Evet arkadaşlar, şimdi İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Fethi'nin 567. yıl kutlamalarında Fatih Sultan Mehmet'in kabrini ziyaret ederek eli arkasında sanki böyle işgal komutanıymış gibi bazı topraklar hani işgal edersin de hani derler ya, var mı burada hani bana kafa tutan, yani bana karşı gelen, benim emirlerimi, yasaklarımı çiğneyen, beni dinlemeyen, hani onu bir bertaraf edeyim, onu bir talan edeyim. Hani siz mi güçlüsünüz, ben mi güçlüyüm? Bakın bu toprakları sizden nasıl geri aldım der gibicesine böyle kasıla kasıla orada eli arkasında beyefendi yürüyor ve bir de Fatih Sultan Mehmet'in kabrine tekme atıyor. Tekme atıyor. Bu adamın Ankara'da Anıtkabir'de çekilmiş olduğu videoları, resimleri var. El pençe divan nasıl öyle hazır orada duruyor. Sanki saf tutarmış gibi namaza. Hani biz Allah'ın huzurunda saf tuttuğumuz zaman önümüze bağlayıp secde ediyoruz. Yani yaratanımızın, sahibimizin huzurunda nasıl eğiliyorsak o da Anıtkabir'in önünde böyle eğiliyor. Ama Fatih Sultan Mehmet gibi böyle çağ açmış Hazreti Peygamberimizin ne güzel bir komutan. O İstanbul elbet fethedilecek ama orayı fetheden ne güzel bir komutan, orayı fetheden ne güzel bir asker diye bir hadis-i şerefine nail olmuş büyük bir insanın önünde İstanbul'u geri senden bak nasıl aldım der gibicesine hakan keser gibi orada artistlik yapıyor. Yani orada geçen bazı kelimeler var. Onları da dilim varmıyor söylemeye. Zaten siz de söylüyorsunuz yorumlarınızda. Ben bu videoyu hani çocuklarınız, eşleriniz veyahut da hani ailecek izlediğiniz için ve hem de terbiye müsaade etmediği için böyle kelimeleri kullanamıyorum. Siz zaten müsait olduğu şekilde yorumlarda bildiriyorsunuz. Bu Ekrem İmamoğlu ve onların zihniyeti 1960 yılında, bakın 1960 yılında Adnan Menderes'i astıktan sonra hemen aynı Trabzon'da da Ayasofya Kilisesi var. İznik'te de Ayasofya Kilisesi var. 1960'ta hemen Adnan Menderes'ten darbeyle hükümeti devraldıklarında anında Trabzon Ayasofya Camisi'ni kiliseye çeviriyorlar. İznik'te Bursa'yı Osman Gazi fethettikten sonra Ayasofya Kilisesi'ni yine onu camiye çeviriyor. 1961'de de İznik Kilisesi'ni, Ayasofya Camisi'ni müzeye çeviriyorlar. Aynı şekilde bundan 30-31 yıl önce de İstanbul'daki Ayasofya Camisi'ni müzeye çevirdiler. Müzeye çevirdiler. Şimdi Ayasofya Kilisesi'nin önemi Avrupa'daki bütün Hristiyan alemi için şöyle söyleyeyim size. Bizim için, Müslümanlar için Kudüs nasılsa Ayasofya'da aynen öyle arkadaşlar. Ayasofya'da bugün ibadet etmek, düşünün ki ne, Kudüs'te namaz kılınan bir mekanda, Müslümanların mekanında kapıya kilidi vuruyorsun. Ya Yahudiler hani orada ayin düzenleyecek ya da Hristiyanlar orada kiliseye çevirmiş ibadet edecek. Aynen bu derecede bakıyorlar. Bu derecede onlar için bu kadar önemli Ayasofya. Bu kadar önemli. Recep Tayyip Erdoğan bunun farkında. Her zaman ikide bir de 1915 olaylarını sopa yapıp ikide bir de kafamıza vuruyorlar. Hani biz soykırım yaptık mı yapmadık mı gibicesine. Hep böyle meclise getiriyorlar. Mecliste bu yasa tasarısında hani normalde hadlerine mi, yani bir siyasetçinin işine mi gelmiş tarihi tartışmak, araştırmak, tarih hakkında karar vermek. İkide bir de Türkiye'nin başına sopa olarak çıkartıp vuruyorlar. Ama Erdoğan da ne yapıyor? Bu Ayasofya Müzesi'ni gizli bir hani Joker gibi her zaman saklıyor. Bunu en gerektiği anda kullanacak zaten. En gerektiğinde onlara cevabını verecek. Şimdi konumuza gelelim. Erdoğan Ayasofya Müzesi'nde İstanbul'un fethinde orada tilavet, Kur'an tilaveti veriyor. Fetih Suresi okuyor ve orada ilahiler, orada hatimler indiriliyor. Ezanlar okunuyor. Yunanistan çıldırıyor. Yunanistan çıldırıyor. Hemen Ekrem İmamoğlu da kendi ait olduğu yerin kimlere aitse onlara selam çakıyor. Bakın onlara selam çakıyor. Hemen Fatih Sultan Mehmet'in kabrine gidiyor.
Orada artist yürüyüş yapıyor ve bakın ben de size o Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fetheden komutanın kabrinden ayaklarımı aldım ve eziyorum burada. Bakın sizin acınızı, intikamınızı burada ben alıyorum diyor. Bakın orada onlara selam çakıyor. Şimdi sanmayın Türkiye'de herkes sizin gibi Türk vatandaşı ve vatandaş olmak ayrı bir şey. Türkiye'yi sevmek, Türk olmak çok ayrı bir şey. İstanbul çok farklı bir il. İstanbul'u çoğu kişi gitmedi, görmedi, yaşamadı bilmiyor. İstanbul'da bir sürü Yahudi ve Yunan mezarlıkları var. Bir sürü Yunan okulları var. Adaların tamamı hele bir gidin adalara resmen Yunan belediyeleri var ya. Yunan adam dernekleri kurmuş. Camiler, kiliseler, okullar, Yunan okulları. Orada mezarlıklar, bildiğin Yunan mezarlıkları ya. Tamamen Yunan kalıntıları. Orada Ermeniler var. Orada Türkiye'yi sevmeyen bir sürü insanlar var. Şimdi Erdoğan'ı sevenler, dindar kesimler. Ve bunları Erdoğan'dan kurtulmak isteyen, Erdoğan'ı indirmek isteyen başka bir grup var. Şimdi bu grupların hepsi birleşmiş, Erdoğan'ı indirmek istiyorlar. Şimdi Erdoğan'ı indirmek için de azınlıklar, diyelim komünist, diyelim hapçı, tozcu, yani kötü işlerle uğraşan bütün herkes yani Ermenisi, Süryanisi veyahut da şimdi herkesi genel olarak söylemiyorum bak. Bütün Ermeniler, bütün Süryaniler, bütün Yunanlar demiyorum bak. Türkiye'de olup da Türkiye'yi sevenler de var. Şimdi herkese demiyorum ben. Şimdi sevmeyen, Erdoğan'dan kurtulmak isteyen kesimlerin hepsi bir araya gelmiş. Ekrem İmamoğlu'nu destekliyorlar. Şimdi Ekrem İmamoğlu bunların oyunu kaybetmemek için ne yapmak zorunda? Onlara selam çakıyor. Bakın ben sizin davanızı yürütüyorum. Bana oy vermeye devam edin. Benden ayrılmayın diyor. Bak sizin yapamadığınızı ben yapıyorum diyor. Trabzon Rum Pontus İmparatorluğundan o Makarios'un tohumu gelmiş İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet'in kabrinde artistlik yapıyor bize. Gövde gösterisi yapıyor. Bütün hani Fatih Sultan Mehmet'ten intikamınızı alıyorum diyor. Biz hani Ayasofya'yı camiye çevirmeye çalıştıkça, camiye tekrar çevirmeye çalıştıkça o Yunanistan medyasının yapmış olduğu gibi Fatih Sultan Mehmet ve taraftarlarına saldırıyor bunlar. Sanmayın işte herkes sizin gibi Türk veyahut da Türkiye'yi seviyor. Her yaşayan sanmayın herkes her Türk vatandaşı. Bakın şunu bilmiyorsunuz belki. Araştırın, öğrenin. Türkiye'de bugün kiliselerde görev yapan papazlar ve yardımcıları hepsi Türkiye'ye geldikleri zaman Türk vatandaşı olmak zorunda. Bakın Türk vatandaşı olmak zorundalar. Yani çifte vatandaş. Türkiye'ye giriyor. Türkiye'de kilisede bu görev yapıyor papaz. Ne yapıyor? Türk kimliği alıyor. Çifte vatandaş. Çifte vatandaş olduğu zaman Türk kimliği olan ne oluyor? Otomatik olarak oy kullanma hakkı var. Sandığa gidebiliyor. Sandığa gittiği zaman Erdoğan'a mı oy atacak bu adam? İşte bu adamın oyu işte Ekrem İmamoğlu'na. Papazın oyu işte Ekrem İmamoğlu'na. Neden Ekrem İmamoğlu'na oy atıyor biliyor musunuz işte? Onların Ayasofya'sını yani onların kendi ibadethanelerini müze olarak en kötü ihtimalde müze olarak kalsın diye. Camiye çevirmesinler diye. Bizim Kudüs'ümüzü nasıl başka bir dine mensup insanların hizmetine verilmesinden biz hoşlanmıyorsak onlar da aynısını yapıyorlar. Ama Erdoğan ne diyor? Benim topraklarım burası. Benim topraklarımın üzerinde her türlü yapıya, esere ben karar veririm diyor. Benim yönettiğim, benim müdahalim altındaki bir yer diyor. Aynı şekilde Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'u fethetmeden önce Anadolu Sarayı'nı Anadolu Hisarı ve Avrupa Hisarı'nı yaptırdığında orada kendi topraklarında Yunanlılar bakın Yunanlılar o zamanki Yunanlılar Anadolu Hisarı'nı yaptırtmak istememişlerdi. Fatih Sultan Mehmet'e kardeşi Orhan şey amcası Orhan'ı için ödemiş oldukları ödeyecek oldukları o 300 dirhem o hani aidatı geri almayacaklarını ve Orhan'ı salmayacaklarını, esir edeceklerini söylemesine rağmen Fatih Sultan Mehmet Anadolu Hisarı'nı yaptırmıştır. Neden? Çünkü iki hisar arasında geçen gemilere top mevzisiyle top mevzileri o iki gemiyi geçirmeden yani mevzisinin içerisinde olsun diye orayı kendi kontrolünün elinde tutmak istediğinden o Anadolu Hisarı'nı yaptırmıştır. Yunanlılar yaptırmak istemedi ve Fatih Sultan Mehmet de o zaman demişti ki ne? Kendi topraklarımdaki her alana, her metrekareye ben sahibim, benim buna gücüm yeter, siz buna karışamazsınız. Aynısını da Erdoğan onlara diyor. Benim topraklarımdaki Ayasofya benim müdahalim altındadır, siz karışamazsınız. Yeri gelirse ibadete açarım. Açar da. Aynı şekilde iki boğazın arasındaki o Avrupa ve Asya yakasındaki o iki
Anadolu Hisarı ve Avrupa Hisarı'nın arasındaki o mesafede karşılıklı o top atışlarından ortadan geçen o gemiler mecburen Fatih Sultan Mehmet'in iskelesinde durup onlara bilgi vermek zorundaydı. Taşıdıkları yük, insanlar ne amaçla geliyorlar, ne yapmak istiyorlar, güvenlik amaçlı. Eğer o dur emrine uymazlarsa onu batırıyorlardı işte. Şimdi aradaki farkı anladınız mı? Aynı şekilde de Ayasofya bizim topraklarımızın içerisinde ve bizim hükümetimizde Türk milletine, Türkiye'ye aittir. İstediğimizi biz yapabiliriz. Öyle Makarios Ekrem'i, böyle Pontus Ekrem'i gönderip de HDP'nin oylarıyla İstanbul'u aldık diye bir şeyler yaparız, ederiz sanmayın. Biz ne olduğunun, neler yaşandığını çok iyi biliyoruz. Bazı kişiler araştırmıyor işte. Ezanı da kalktılar bunlar 17 sene Türkçe okuttular. Biz şimdi bir gün hani çok basit gibi geliyor. Sanki Türkçe hani Kur'an-ı Kerim'de veyahut ayette veyahut da dualarda bir Türkçe mealini okuyoruz, dinliyoruz. Ha ne anlama geliyormuş anlıyoruz ya. Anlıyoruz ya. Böyle hani böyleymiş gibi sanıyoruz. Ama gerçeği böyle değil işte. 17 sene bu ülkede ezan Türkçe okundu. Ezanı Muhammediye hakarettir bu. İslam'a hakarettir. İslam düşmanı bunlar. Bunların tohumu bunlar. Bunların devamı işte. 17 sene sonra insanlar Arapça tekrar ezanı okumaya başladığında artık oradaki cemaat, dışarıdaki halk gözyaşlarını tutamayıp ağladılar. Onu yapan ilk bu ezanı da Türkçeden Arapçaya tekrar geri çeviren Adnan Menderes'i de asarak onu tarihe karıştırmaya çalıştılar. Ama biz onu işte unutmayız. 1.000 yılda geçse Adnan Menderes gibiler yaşar, yaşayacak. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki kara lekedir. Utanacağımız kara bir lekemiz. Kendi başbakanımızı asabilecek kadar aşağılık bir millet olmuşuz. Böyle adi 200'lülere ülkeyi teslim ediyoruz işte. Onların tohumu olan CHP ve Ekrem İmamoğlu gibilere İstanbul'u verdik işte. Şimdi de ceremesini çekiyoruz. Kendim ettiğim, kendim buldum hesabı.